Yıllardır çobanların işgali altında olduğu ifade edilen 600 yıllık Sandıma köyünde incelemelerde bulunuldu. Çobanların ve 400 keçinin köyden çıkarılması için çalışmaların başlatılacağı bildirildi. Yalıkavak mahallesindeki terk edilmiş Sandıma köyünün yaklaşık 8 yıldır çobanların işgali altında olduğu, köyün okulu, evleri ve mezarlığına zarar verildiği ifade ediliyor. Mülk sahiplerinin de şikayetlerine neden olan işgalle ilgili Bodrum Belediyesi yetkilileri, Bodrum Ziraat Odası, Çiftçi Malları Koruma Derneği ve Yalıkavak ve Giriş Muhtarlığınca bölgede incelemeler yapıldı. İncelemeye polis ekipleri destek verdi. Köye gittiklerinde çobanların sert tepkisiyle karşılaşan heyet, çobanlarla zaman zaman hararetli tartışmalar yaşayarak incelemelerini tamamladı. Çobanların ve hayvanların bölgeden gönderilmesi için çalışmaların başlatılacağı kaydedildi. Sen gel buraya, gel. Kent Haber'e konuşan Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, oradaki çobanlar ve hayvanlardan dolayı evler, okul ve mezarlık zarar görüyor. Çobanlar evleri ve okulu ağıl olarak kullanıyor. Köyün dokusuna da zarar veriyorlar. Mal sahiplerinin de çobanlarla ilgili şikayetleri var. Çobanlar daha önce köyden çıkmak istediklerini ve fakat pandemi nedeniyle çıkamadıklarını söylüyorlar. Onları oradan çıkarabilmek için çalışmalara başlayacağız. Ben konuyu sektör toplantılarına da taşıyacağım dedi. Hanımefendi Yalıkavak muhtarı Ali Çınarsa, Yalıkavak mahallemizde dedelerimizin, babalarımızın doğduğu ve büyüdüğü 600 yıllık eski tarihi Sandıma köyü 8 senedir çobanlar tarafından işgal altındadır. Ben başta olmak üzere Çiftçi Malları Koruma Derneği meclis üyelerimiz, bilirkişi vatandaşlarımız ve kolluk kuvvetleri olarak keşif için Sandıma köyüne gidip zor ve tehditler altında incelemeler yaptık. Sandıma köyümüzü işgal altından kurtarıp eski haline getirmek ve turizme kazandırmak, mücadelemizi devam ettirebilmek için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır. Yalıkavak Sandıma köyü bizimdir, bizim kalacaktır, dedi.